verdi. Değerli meslektaşlarım, grubumuzun değerli başkanı, değerli adaylarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi belki içinizden diyorsunuz, bu misafirdir, dinleyelim ama ben de size bir şey söyleyeyim. Ben muhasebeciliğe Bayrampaşa'nın adı Sağmalcılarken başladım. Hem de eski belediye sıkma sokağında ve ilk muhasebeyle tanışmam burada oldu. Daha sonra üniversitenin ikinci sınıfından sonra kendi mali müşavirlik bürosunda. Muhasebeciliğin meşakkatli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bize onu anlatacak değiliz. Sorunların hepsini biliyoruz. Bizim müşterilerimiz paranızı ödemez. Çok ünlü bir iş adamı 1972 fiyatlarıyla bana hala 500 lira borçlu. Ödemedim. Aynı yoldan hepimiz gidiyoruz. İş yaparsınız, müşterinizi büyütürsünüz, müşteriniz biraz palazlandı mı bir bakarsınız, devletten ayrılmış bir mali müşavir bulmuş, sizi terk etmiş, o kadar uğraşmış, onu bir yere kadar getirmiş. Bütün bunların önüne geçebilmek için mesleğimizin bir itibar mesleği olduğunu hissettirmemiz ve ona göre davranmamız gerekir. Başlangıçta meslek kurulurken böyleydi. Yani şimdi sizin canınızı yakan, sıkan bu tebliğ, sürküler, kanun değişiklikleri yapılmadan önce Turbof adına katılıp yapılırken daha yer alırdı. Yani taslak yayınlandıktan sonra şov adına vay ben bunu tartıştım indirdim demek yerine kendi kalemimizle yapardık. Ama bugün maalesef muhasebeci kurabiliye durumuna gelmiş. Yani bizimle ilgili olmayan işler, örneğin sosyal sigorta faaliyetleri, yani sosyal güvenlik faaliyetleri bizim meslekle hiç ilgisi yok. Ve sigorta beyaz hala mali müşaviri muhatap kabul etmiyor. Ama biz oturduk, işte biraz evvel değerli kurum başkanımız Turgay Bey'in eleştirdiği kişiler, sizin dönün bakın son 2-3 yıldır yaptığınız sözleşmede sosyal sigortalar da var. Aslında sorumluluğumuz yok. Onu koyarak kendi kendimizi bağladık. Ve bu başınıza nerede iş açacak biliyor musunuz? İş yerinde diyelim ki birisi sigortalı gösterilmiş. Siz bilmiyorsunuz. Yani o şirkette her gün o saatte değilsiniz ki. Ondan sonra bir ihbar olur. Emekli olacağı zaman onun bütün sigortaları iptal olur. Müşterine de bunu muhasebeci mi yaptı der. Halbuki bizim alakamız yok. Size o gönderiyor değil mi? Bu adamın işe girişini yap. Bu konuda meslek mensubuna sahip çıkacak şu anda ne İstanbul Odası'nda ne de ben yönetim kurulu üyesiyim. Orada bunları tartışıyorum. Ne de Turmuk'ta var. Yani meslek mensubunu cezalandırmak, disipline etmeye çalışmak. Halbuki bizim kanunun 29. maddenin 2. fıkrası der ki bu örgütlerin görevi meslektaşın hak ve menfaatlerini korumaktır. Yani birisi sizi suçladı mı? Aman bu suçluluğu gel hesap ver demeyeceğiz. Bu suçlamada acaba siz kendinizi az mı savundunuz? Sizin savunma ihtiyacı yardımına mı ihtiyacınız var? Sizin avukata mı ihtiyacınız var? Mahkeme sizin için ceza yazar. Bakın bir tane yalnız anlatacağım. Hepinizin tehlikede olduğu bir işi ve bu mübarek
Ramazan ayının iftar yemeğinden sonra sizi fazla tutmayacağım. Sizin müşteriniz kredi almaya gider. Bankalar o krediyle ilgili incelemeyi yapar ve sizin muhasebe kayıtlarında bir gayrimenkulünüz var. 100 bin lira gözükür ama bugünkü değeri 1 milyon. Getirirler size, derler ki al bu mizanı değiştir. 1 milyona çıkar. Analiz yaparken 1 milyonlu gayrimenkulü var diye kredi verirler. Hiçbir problem olmaz. Bir de sizin imzanızı alırlar. Muhasebe kaydını yapmadan. Sonra o kişi kredi aldığı ya da teminat mektubu aldığı bankadan birdenbire bozuşur, ödeyemez hale gelir. Banka mala el koymaya çalışır. Ama ilk yaptığı iş ne biliyor musunuz? Muhasebeciyi ağır ceza mahkemesine veriyor. Neden? Diyor ki sen muhasebe kaydında 100 bin olan şeyi mizanda düzelterek 1 milyon gösterdin. Ben de aldım bu krediyi. Şimdi bu tür şeyleri eğitime geliyorlar size. Bunları öğretmek lazım. Bunları anlatmak lazım. Yoksa sizin bir tebliği, bir sürküleri okuyup öğrenmeye ihtiyacınız yok. Kendiniz okuyorsunuz. Yani müşteriniz bir şey söylediği zaman siz okuyup vermiyor musunuz? Bu ve buna benzer bana başı belaya düşenler geliyorlar da ben onları kurtarmak için özel rapor yazıyorum. Sorumlu olmadığını gösteriyorum. Kurtarmaya çalışıyoruz. Ama zor bela kurtarıyoruz. Çünkü size anlatılmayan müşterilerinize karşı bir konuda sorumluluğunuz var. O sözleşmeyi imzalıyorsunuz ya, ilişki 3568 sayılı yasayla ilgili değil. Borçlar hukukuna göre o müşteri başın belaya girdiği zaman size dönüş yapıp talep edebilir. Onun için bunları düzeltecek, bunları sizin altınıza paylaşacak bir yeniliğe, bir değişime ihtiyaç var. Bu değişim de İstanbul'da başlar. İstanbul'da bu konuda bu şekilde size sahip çıkacak. Siz taraf olmuşsunuz diye sizi disiplin kuruluna verip cezalandıran değil. Disiplin kuruluna gelme nedeninizi araştırıp size destek olan bir mantığa, bir yapıya ihtiyaç var. İşte ben bu konularda ihtiyacım yok bir yere seçilmeye. Bu örgüte genel başkanlık da yaptım geçmişte. Herhangi bir yerde her zaman söylüyorum. Ama yeni arkadaşlarımıza, gençlere bırakacağımız yapı onların başını tehlikeye sokmayacak yapı olmalıdır. Bu nedenle yola çıkan bağımsız mali müşavirlerin yanında ben yer aldım. Onlara destek oluyorum. Onlarla birlikteyim ve İnşallah buradan sizlerin desteğiyle hem burada iyi seçilir, iyi bir sayıda delegasyon çıkarılırsa, özellikle bunun altını çiziyorum. Çünkü bazı arkadaşlar, örneğin Lütfiye Hanım sizin evladınız, denetime verelim dersiniz, delegeyi unutursunuz, oy kullanmazsınız. Delegeye de oy vermeniz lazım, disipline de oy vermeniz lazım, yönetime de her birisi ayrı bir çarpı istiyor. Bunu sağlarsanız Türkiye genelinde de bu değişimi sağlayabiliriz. Böylelikle size gelecek olan düzenlemeler angarya değil, para getiren iş olmalı. Mecbur olmalı. Parayı da yalnız defter tutup bilanço hazırlayarak kazanamazsınız. O parayı çalıştırdığınız personele verirsiniz. Ya da personel istihdam etmezseniz siz kendiniz çıkınca da ona angarya dersiniz. Bunun için ek, spor, para kazandıran işlerin sizin önünüze gelmesi gerekir. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Ben bunu Cumhurbaşkanı'na da böyle dikkatine çekecek şekilde söylüyorum. Şimdi hem Cumhurbaşkanımız, hem hükümeti idare edenler, hem de muhalefet hayat pahalılığına şikayet ediyorlar değil mi? Şimdi normal biber şu anda tarlada kaç lira biliyor musunuz? 3,5 lira. Tarladan çıkıyor. Taşı maşı getir de ki 8 lira. Ama ben arada bir böyle
arabayı alıp ondan kendilerine alışveriş yapıyorum. Hanımın arkasına takılıyorum. Bu hafta alışveriş yaparken kırmızı renkli olan biber 40 lira, yeşil olanı 38, sivri olanı 39 lira. Bunu indirin diyor Cumhurbaşkanı, indiremezler. Ancak o firmanın sizin tarafınızdan, bir mali müşavir tarafından o fiyatların denetlenmesi talep edildiği zaman incelersiniz, dersiniz ki bütün maliyetler, finansman maliyetlerini katarsanız bu sana 7 liraya mal olmuştur. Hadi %30 kar etsin, ekleyin %30'u 10 liraya satarsınız dersiniz. İşte bunu söylemek muhasebe mesleğinin hem ekonomideki önemini ortaya koymak hem de itibar olmasını sağlamaktır. Ben bu genç arkadaşlarımla bu nedenle beraber yürüyorum. Biraz evvel gördük, siz teşvik ederseniz, beraber izlerseniz, seçim günü yalnız siz değil, komşunuzu, daha evvel yanınızda staj yapanı da getirirseniz, bu değişimi sağlarsınız. Değişim olmasa ne olur? Yine devran aynı şekilde dönmeye devam eder. Biz gideriz, başkası değiştirmeye çalışır ama herkes farklı yerde yol kullanır. Biraz evvel bizim başkan adayımız Taner Bey çok önemli bir söz söyledi. Dedi ki, bizim ismo değil, hepimizin ismomuz yaratılıyız. Yani kendinden de olmayanların hakkını koruyan bir ismo. Efendim, Allah tuttuğunuz orucu kabul eylesin. Hepinize güzellikler ihsan etsin. Hepimize birlikte barış içinde, sevgi içinde yaşama ihsan etsin. Ve inşallah birlikteliğimiz seçim sonrasında bizi yine buraya başarıyı kutlamak için çağırırlar. O zaman daha keyifli olur. Sazı da sanatçıyı da getirir. Belki de halay çekeriz. Halay çekme günler niyetine hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona ermiştir.